Akdeniz akşamları yazmak istiyorum, tamam mı? Ne yaptım? Arkadaşlar selamlar. Şimdi müzik teorisinde önce gamlara baktık. Neydi? Diyezli, bemollü, majör gamlar, minör gamlar. Ondan sonra aralık konseptini anlattım. Şimdi akor mevzuna bir bakalım. Yine aynı düsturla yola çıkacağım. Şu bizim do değil mi? Re, mi, fa, sol, la, si ve do. Şimdi bu arkadaş önce hepsini Roman rakamlarıyla derecelendiriyorum. 5, 6, 7 ve yine 1. Skala bu. Ha. Değil mi? Aralık dediğim vakit 2 adet ses kullanıyordum. Ne istersen. Gibi. Akor dediğin şey 3 adet ses istersin. Ve en temelde bunu yapmak için mesela şu do'yu 1 kabul ettim. 1, 3, 5. Bu 3 sesi beraber tınlatırsam eğer, yani birinci derecenin 3 sesliğini elde etmiş olurum. De ki bunu 1 kabul ettim. 1, 3, 5. Yani re, fa, la. Oldu sana ikinci derecenin 3 sesliği. Tamam mı? Mi dedim. 1, 3, 5. O zaman mi, sol, si. İşte sana üçüncü derece. Devam edelim. Fa, la, do. Şu dakikaya kadar fikri anlamışsınızdır. Sol dersem sol, si, işte re yani. Sonra la, do, mi. Ve si, re, fa. Hep böyle sıralı gider, tamam mı? Ondan sonra ben bu arkadaşlara da Roman rakamıyla şifre yazabilirim. Müzikte nasıl aralıkların karakteri var idiyse, hani hatırlarsınız belki. Neydi mesela? Hep böyle belirleyici bir durumdur aralıkların durumu. Akorlar da öyledir. Akorları 4 tip düşünebilirsiniz. Bunlar ya majör olur, ya minör olur, ya artık olur, ya eksik olur. Tamam mı? Ve hepsi birer karaktere sahiptir. Şimdi burayı incelersem eğer, mesela şu birinci dereceye bakalım. Buna do mi sol diye seslenebilirim. Şimdi aralıklardan hatırlayın. İzlemeye ya da unutan varsa aralıkları tekrar izlesin. Bakın ilk üç seslik. Büyük üçlü. Bir de sol ekledim üstüne. Şimdi ilk üç seslik büyükse bu akor majördür. Niye? Çünkü şu ilk üç seslik yani do mi büyük üçlü. Bir akoru majör ya minör yapan şey şu üçlünün durumudur. Tamam mı? Peki şimdi bakalım re fa la dedi. Bakın re fa küçük üçlü. Bu minör. Mi sol si bakıyorum. Mi sol küçük üçlü. Değil mi? Bu minör. Fa la do. Fa la büyük üçlü. O zaman bu majör. Sol si re. Sol si büyük üçlü. Bu majör.
La do mi. La do küçük üçlü. Bu minör. Şimdi si re fa. Aralıklardan hatırlayın. Bu bir triton. Bu bir eksik akor. Yani buna diminished diyorlar. Ya da eksik. Şimdi eksilen ne? Bekliyordum ki şu beşli tam olsun. Ama do majörde fa diyez diye bir nota olmadığından dolayı ben sıralı geldim. Sağlam yürüyoruz. Bak. Si fa diyez tam beşli, aralıklara bakacaksınız. Fakat si fa natürel. Bak eksik beşli. Ne oldu? Beşlisi eksildi. Buna da diminished derim. Do majörden yürürsem aldığım üç seslikler bunlar. Ondan sonra diyelim ki ben bu skalaya la'dan başladım. Ama armonik la, yani şöyle yazayım. La armonik minör dedim. Tamam mı? La do mi birinci derece. Si re fa 2. Do mi sol 3. Re fa la 4. Mi sol si. Ama sol diyez çünkü armonik minörüm. Bak şimdi 5. Do mi sol diyez. Çünkü la armonik minördeyim. Ya bütün soller diyez ya burada. Fa la do 6. Sol diyez. Si re 7. La do mi de 1. Peki bak şimdi. La do mi. Şöyle yapayım. La do küçük üçlü. Tabii la minördeyiz zaten. Birinci derece minör. İkinci derece. Si re fa. Bak eksik beşli gördün mü? Diminished bu. Do mi sol diyez. Bu artık. Nesi arttı? Armonik minör dedim. Sol oldu sana sol diyez. Bak beşlisi arttı. Değil mi? Buna da augmented deniyor. Auk diye gösterir. Buna da augmented derler. Artık. Kim arttı? Beşli. Dördüncü derece. Re fa la minör. Çünkü re fa küçük görüyorum. Mi sol si. Ama mi sol diye si bu sefer. Bak bu majör. Beşinci derece. Ekseri bu beşin üstüne dönüp dolaşacağız. Mi sol diyez. Si mi sol diyez büyük üçlü. Demek ki bu majör karakterli bir akor. Peki fa la do. İlk üç sesliye bakıyorum. Fa la. Büyük üçlü o zaman majör karakterli. Şimdi bu da bir diminished akor değil mi? Hani şöyle olacaktı, olamadı. Yedinci derece. Ve bir. Bu da bir diminished. Peki şimdi diyeceksiniz ki, diyelim ki ben do majörde ya da la minörde değilim ama si minördeyim. İki arızam var. Fa diyez, do diyez. Şimdi ben diyeceğim ki bana 1, 4 ve 5 yaz. Si minördesin. Armonik düşün. Birinci derece kim? Si. Si 1 Taylan. 3 kaç olacak? Sende yok. Sende var mı? Bak bu si. 3 re olacak. 5 de fa diyez olacak. Tamam. Şimdi si birinci dereceydi. Dördüncü derecesi kim?
Mi. Diyelim ki mi 1. 3 kaç olacak mi'den itibaren? Mi dahil. Sol. 5 kim? Si. Peki si minörün 5. derecesi kim? 1, 2, 3, 4. Fa diyez. Armonik minördeyim. La diyez. Ve do diyez. Sonra tekrar 1 diyeyim. Si, re, fa diyez. Duyacağınız hadise şu olacak. Bu akor yürüyüşü herhalde 1 milyar tane filan parçada vardır. Şöyle çıkar yani. Dört. Beş olsun. Şimdi klasik müzik yazısında, klasik armonide bu şekilde şifrelersiniz. Yani birçok kafa karışıklığını önlemek için. Ama mesela ben diyelim ki Akdeniz akşamları yazmak istiyorum, tamam mı? Ne yaptım? Kabak gibi yazayım şimdi. La, do, mi, sol, si, re. Bu sefer armonik minörü düşünmedim. Bir sürü şeysi var onun ama şimdilik böyle kalır benimle. Fa, la, do ve mi, sol, diyez, si. La minördeyim. Buna 1 dedim. Buna 7 dedim. Buna 6 dedim. Buna da 5 dedim. Şöyle de yazılıyor. La minör, sol majör, fa majör, mi majör. Romen rakamıyla ifade etmesinin bir sebebi var. Çünkü ben tonalitenin adını bütün donanımın başına yazıyorum. Tamam mı? Şimdi tutup da bu şeye sol majör yazdığım vakit bütün tonaliteyi sol majör zannetmeyin diye bunu söylüyorum. Bunlar akor şifreleri. Bahsetmiştim bundan. Bu Latin harfleriyle müziği izah etmek Boethius'un fikriymiş. 900 senesinde onu şey yapmış abimiz. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, piyano miyano anladık. Gitarda nasıl oluyor bu işler? Bak şimdi. Piyano böyle soldan sağ, hani her notanın tek bir yerden çıktığı bir alet ya. Gitar öyle değil. Şimdi mesela ben o do majör şeysi var ya, hani şu yazdığım üç seslikler var ya, bak. Bak şu. Hani majör mü falan dedim ya, hani do majörü derecelendirdik. Yani şu gamı. Şöyle yaptım diyelim. Do majör ya bu. Peki bu do. Bu bir. Büyük üçlü yukarı. Mi. Bir küçük üçlü yukarı daha sol. Do, mi, sol. Yani ben sana dediğim zaman do'nun üstüne bana majör üç seslik kur. Bunu yaparsın. Sonra re, fa, la. Değil mi? Çünkü başka türlü üçünü aynı anda tınla, tamam. Mi, sol, si. Mi, sol, si. Fa, la, do. Sol, si, re. La, do, mi. Si, re, fa. Ve do, mi, sol. Tabii ki bunu böyle kabak gibi arka arkaya çalınca pek bir esprisi olmayacaktır. Şimdi gitarda ne yapıyorsun? Bir takım sesleri katlıyorsun. Mesela do majör bas dediği vakit, hani herkesin bildiği o standart hareket vardır ya şu. Bak. Bu da olur. Yeter ki
o do, mi, sol sesleri bana duyulsun. İstediğini katla. Ya mesela ne yapayım? Mesela fa majör. Al fa majör. Fa majör bunu çalınca da fa majör okey olur. Bu da 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 olur. Yeter ki o üç sesi çal ve duyulsun, tamam mı? Yani fa, la, do. Ama sıralı olması önemli değil. Çünkü her akoru o şekilde tınlatamayabilirsiniz gitarda. Ne bileyim, re minör dedim. Peki, bana lazım re, fa, la. Şuydu değil mi? Ana pozisyon. Yo, bak re, fa, la işte. Fakat re, la, re, fa, la oldu. Ya da re, la, re, fa oldu. Re, fa, la da oldu. Bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Anlatabiliyor muyum? Yani o sesleri katlama özgürlüğüne sahipsiniz. Şimdi tabii gitarda çaldığınız hadiseler, işte voice dealing falan gibi konulara sonra gireceğiz. Şimdilik bu. Akor konseptinde bir de o işte ek sesler var. Orada da çok merak şey oluyor. İşte bunun yedilisi, şeylisi, dokuzlusu, on birlisi filan. Ona da ileride değineceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yazarak çalışın. Ben nasıl yazıyorsam siz de oturun yazın. Geri dönün. O teori videolarını... Ha, ilgilenenler için söylüyorum. İlgilenmeyene diyecek bir şeyim yok. Ondan sonra... bakalım, ben o akor şiflerini yazıp çiziyorum ediyorum ya. Bakalım o iki dünyayı nasıl birleştireceğiz, tamam? Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olunuz.